büyük, çok büyük bir partinin müntesipleriyiz. Büyük, çok büyük bir liderin evlatlarıyız. Allah'a şükür olsun. Kongremiz, bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Bağımsız Türkiye Partisi kardeşlerim 25 Eylül 2001 tarihinde kurulduğunda büyük bir challenge'la, bir meydan okumayla insanlığı selamladı. Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Başbey parti programına alınan Sosyal Devlet Milli Devlet kitabında şunları yazdı. Başka milletlerin aksine Türklerde halkı doyuran, koruyan ve çoğaltan Hakan'dır. Eğer Hakan yurttaşlarının geçimini sağlayamayacak hale gelirse onlara yurtlarını terk etmesi için izin verir. Onlar da gidip nafakalarını başka bir Hakan'ın bayrağı altında ararlar. Türk Hakan'ının gece uyumaması, gündüz dinlenmemesi bundandır. Büyük Türk Hakan'ı Oğuz Kağan duasında şöyle der. Türk ülkesinde adaletten başka bir şey hüküm sürmesin. Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın. Bu ifadeler arkadaşlar daha sonra fakirliğe elveda diye sloganlaşan ifadeler gerçekten çok sarsıcıdır. Toplumla iktidar arasındaki toplumsal sözleşmeye müthiş bir yeni boyut getirmektedir. Profesör Doktor Haydarbaş açıkça diyor ki vatandaşına en üst seviyede refah ve adalet sağlayacak projesi, yüreği, aklı olmayan parti kurmasın, iktidar talebinde de bulunmasın. Dahası da var diyor ki vatandaşına kendi kaynaklarından zenginlik sağlamayan hükümetler meşruiyetlerini kaybederler. Devlet anlayışının arkadaşlar 21. yüzyılda yakaladığı en ileri seviye budur. Ve bu çok büyük ve müthiş bir meydan okumadır. Bunu kim yapabilir? Bunu normal bir insan yapamaz. Bu meydan okumayı arkadaşlar sadece ve sadece kendi tezine %100 güvenen bir insan yapabilir. Bunu ancak tarihin akışını değiştirmeye niyetli büyük bir adam yapabilir. Bunu ancak Profesör Doktor Haydarbaş yapabilir. BTP lideri bununla da kalmadı. 5000 TL asgari ücret, 1500 TL vatandaşlık maaşı gibi vaatlerini vaat olmaktan çıkardı ve taahhütleştirdi. Ne yaptı? Dedi ki, eğer vaat ettiklerimi yapmaz veya yapamazsam size açık çek veriyorum. Beni dava edin, tüm mal varlığımda vaatlerimden sorumluyum. Sonra notere gitti ve bir noter taahhütnamesiyle kendi söylediklerinden kendisini %100 hukuken de sorumlu hale getirdi. İktidarı ile muhalefeti ile kurtuluş reçetesi olarak Avrupa Birliği kapısından başka bir adres gösterilebilecek zekanın görülemediği, 10 milyon insanımızın işsiz kaldığı ve bu dramatik tabloya dahi 830 milyar dolar borçla geldiğimiz bu bir ortamda bir insan çıkıyor ve diyor ki 5000 TL asgari ücret vereceğiz, her Türk vatandaşı 1500 TL alacak, bu ödemelerin kaynakları şudur şudur, yapamazsam meşru değilim, indirin beni aşağı, dahası söylediklerimden kişisel mal varlığımla sorumluyum. Bu arkadaşlar siyasi tarihte bir ilktir. Bu ülkede akıllar, imanlar zincire bağlanmamış olsaydı şayet, kamu hukuku ve siyaset tarihi ve toplumsal sözleşme yeniden yazılırdı. Kıymetli misafirler, Batı'nın en büyük gücü kapitalizmi, partimiz Profesör Doktor Haydarbaş'ın imani ve fikri projesi olan milli ekonomi modeli tarihin çöplüğüne gömmüştür. Sur'da büyük bir gedik açılmıştır ve o gedikten tam 4 milyar insan geçmiştir. Kapitalizm artık ölüdür. Peki gördüğümüz şey nedir derseniz, gördüğümüz şey kapitalizmin ölümden önceki son hırlayışıdır. Hepsi de bundan ibarettir. Duma'da büyük fikirlere ev sahipliği yapmış Sovyetlerin Duma'sında, Rusya'nın Duma'sında biz bu gerçeği yakından izledik. Duma deyip geçmeyelim. O Duma Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma vapuru gibidir. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün onu ve gemisini hiç kimse hesaba katmamıştı. Ama o lider ve o gemiden bir tarih çıktı. Duma'da bir lider, Profesör Doktor Haydarbaş milletine, milletinin kaderine sahip çıktı. Kıymetli misafirler, Profesör Doktor Haydarbaş'ın yolu, partimizin yolu, Ehlibeyt'in yoludur.
Hocamızın kaderi de o nedenle o yolun yolcusu olması itibariyle Ehlibeyt imamlarından farklı değildir. Bütün bir insanlık tarihinin çilesini, ihanetlerini, eza ve sıkıntısını, sonuna kadar haklı iken haksızlığa uğramayı, aslana kedi muamelesi yapılmasını, kadir bilmezliği, ikiyüzlülüğü, arkadan vurulmayı, sözünde durulmamayı yaşamıştır. Yaşamıştır ama hiçbir zaman asaletinden taviz vermemiş, ölçüyü terk etmemiş, hukuku terk etmemiş ve seviyeyi onların raddesine indirmemiştir. Ne diyor Efendimiz Ali? Vallahi yanılıyorsunuz. Muaviye benden daha dahi değildir. O ama hilekârdır ve fasıktır. Ben hile yapmak istemiyorum. Ben hakikat yolundan sapmak, fıskı fücur işlemek istemiyorum. Allah Teala hilekârlıktan nefret etmeseydi, o zaman dünyanın en zeki ve uyanık adamının Ali olduğunu görürdünüz. Ve ben kıyamet günü hilekârların ellerinde bir bayrak olduğu halde haşrolacaklarını biliyorum. Bu kaderler, Hazreti Ali Efendimiz'in kaderleri yaşandı kıymetli misafirler. Devletin adamı dendi, askerin adamı dendi, bilmem hangi siyasinin adamı, Rusya'nın adamı, katli vaciptir ve en son ucuz ve zavallı birisinin üzerinden bir kumpanya yürütüldü, bir kumpanya kuruldu ve BTP lideri vurulmaya çalışıldı. Oysa kader, tarih ve vicdanlar biliyor ki Profesör Doktor Haydarbaşı hiç kimse yenemez. O kimsenin adamı değildir. Kimsenin adamı da olmamıştır. Hiçbir adam, hiçbir adres onun hamulesini kaldıramaz. Çünkü o bir tek adresin adamıdır. O Allah'ın adamıdır. Bu kumpanyanın sahipleri kendileriyle karıştırıyorlar onu. Bazıları İsrail CIA çevrelerinden gelen her teklife göbek ata ata giderlerken Profesör Doktor Haydarbaş elinin tersiyle CIA Mossad ajanlarına dış kapıyı gösterdi. Allah'a hesap vereceğiz. Olay bizim tanıklığımızda yaşandı. Amerikan elçiliği Profesör Doktor Haydarbaş Bey ile görüşmek üzere 1996 yılında benden randevu talep ettiler. Amerika-Irak Savaşı ile başlayacak Orta Doğu için bir Haçlı seferine çıkmaya hazırlanıyordu. Bunu geleneksel partnerleriyle değil, toplumu yanına toplamış, içinden İslam geçen bir iktidarla yapacaklarına inanıyorlardı. Bunun için her şey Profesör Doktor Haydarbaş'ın önüne serildi. Yeminle söylüyorum, Profesör Doktor Haydarbaş onlarla görüşmedi bile. Benim başkanlığını yaptığım heyet üzerinden onlara şunları söyledi. Benim verilecek imanım, satılacak vatanım yok. Mesele budur kardeşlerim. Onun için yaşadıklarımızı, bize dayatılanları, algı operasyonlarını doğru okumak zorundayız. Tiyatro ile gerçeğin arasındaki zalim farkı doğru okumak zorundayız. Hakkı teslim etmek, haklı ile olmak, haksıza tavır almak zorundayız. Çünkü hepimiz öleceğiz ve hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Şunu unutmayalım. Liderimizi öldürmeye çalışanlar da Allah'ın huzuruna varacaklar. Onlar da unutmasınlar. Haydarbaşı yok etmek demek, bu ülkeyi yokluğa, açlığa, sefalete, adaletsizliğe mahkum etmek demektir. Haydarbaşı yok etmek demek, bu ülkenin insanlığa sunduğu en yüksek kalibreli adamı ve en yüksek fikirleri yok etmek demektir. Haydarbaşı yok etmek demek, ülkeyi seçeneksizliğe mahkum etmek demektir. Haydarbaşı yok etmek demek, Atatürk'ü bir kez daha öldürmek demektir. Haydarbaşı yok etmek demek, Ehli Beyt'in en has evladını yok etmek ve o evlatın sahipleri olan Ehli Beyt'in gönlünü sızlatmak demektir. Haydarbaşı yok etmek demek, yeni bir Kerbela'dır, yeni bir Sevr'dir ve bu coğrafyanın yeniden işgal edilmesi demektir. O sebeple diyorum ki, biz Haydarbaş'ın yolundayız ve sonuna kadar da onun yolunda olmaya devam edeceğiz. Bu kongre o sebeple bizim için iki kez bayramdır. Birincisi, bir kez daha liderimizi seçeceğiz ve bayram edeceğiz. İkincisi, saldırılar davamızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. O nedenle de bayram edeceğiz. Bu sebeple kıymetli misafirler, kavşak noktasındaki insanlığın önüne Bağımsız Türkiye Partisi misyonu
medeniyetimizi yeniden ihya edecek bir büyük tertemiz sofra sunuyor. Bu sofrada derdimize deva olacak her şey var. Dileyen bu sofradan kana kana suyunu içer, karnını doyurur, hakkı teslim eder. Aksi takdirde de Allah Teala bizi verdiği nimetlerden hesaba çeker. Allah'ın kanunu budur diyerek hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum efendim.